iPhone 12 modelleri ülkemizde bugün satışa çıktı. Bunu şuradan anlıyoruz. Bugün kargo şirketi bana bir tane paket getirdi. Bunun içinde iPhone 12'lerden biri var. Birazdan birlikte bu kutuyu açacağız. İçinden hangi iPhone modelinin çıktığını göreceğiz. Ve ben size neden o modeli tercih ettim, diğerlerini tercih etmedim, bunu anlatacağım. İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Paketimiz burada. Üzerinde bir takım işaretler görüyorsunuz. Bunların büyük bir çoğunluğu lityum iyon pil olduğuna dair işaretler. Arkasında tahminen faturası var. Evet. Bir adet iPhone sağlam bir şekilde kutuya gördüğünüz gibi şu şekilde sabitlenmiş. Böylece kutuyu salladığınız zaman herhangi bir harekette bulunmuyor kutu. Biz bunu açalım ve iPhone enteresan olarak üzerinde hangi iPhone olduğu yazmıyor. Şuradaki evet küçük yazılarda yazıyor ama onları da okuyamıyorsunuz ve törenle açıyoruz ve bakıyoruz ki bu bir iPhone 12 Pro. Pro Max değil. Bu bir iPhone 12 Pro. Birazdan konuşacağız. Neden iPhone 12 Pro? Neden Max değil? Ben bir fotoğrafçıyım. iPhone 12 Pro Max'in daha avantajlı olduğunu söylüyor herkes fotoğraf açısından. Ben niye bunu tercih ettim acaba? Birazdan bunu konuşuyor olacağız. Telefon oldukça ağır. Diğer iPhone'lara kıyasla, eski iPhone'lara kıyasla oldukça ağır bir his veriyor insana. Yine iPhone 5S'te bıraktığı köşeli tasarıma yine geri dönmüş Apple. Arkasında kocaman kameraları var ve burası çok parlak, çelik olduğunu söylüyorlar. Ve dokunduğunuzda üzerinde parmak izi kalıyor. Tahminen gün içinde telefonu tutarken bayağı kirlenecek. Evet, bakalım içinde şarjı var mı? Varmış. Hello. Açmak için yukarı kaydırın. Evet, telefonumuz açıldı. Acaba neden iPhone 12 Pro'yu tercih ettim? Şimdi isterseniz onu konuşalım. iPhone 12 Pro ve Pro Max telefonları iPhone 12 serisine göre daha üstün özelliklere sahip olduğu söylenen bir seri. Acaba bu özelliklerden hangisi ya da hangileri benim iPhone 12 Pro tercih etmeme neden oldu? Ve neden 12 ya da 12 Pro Max almadım? Bu video aslında benim telefon almak için yaptığım yoğun araştırmaları kapsıyor ki siz bütün bu zahmete girmeden en azından konuyla ilgili daha detaylı fikriniz olabilsin. Bu videoyu yapmamın başka bir nedeni de şu: ürünlerin özellikler arasında okuduğunuz her sayı sizin sandığınız şeyi ifade etmeyebilir. Ne demek istediğimi bir örnekle anlatayım isterseniz. Evet, burada Apple'ın iki telefonunu görüyoruz. Bir tanesi iPhone 7 Plus, bir tanesi iPhone 12 Pro. iPhone 7 Plus 5,5 inç ekrana sahip. iPhone 12 Pro 6,1 inç ekrana sahip. Yani 5,5, 6,1. Aralarında 0,6 inçlik, daha bizim anlayacağımız şekilde 1,5 santimlik bir büyüklük farkı var. 12 Pro'nun ekranı daha büyük.
Tabii ekranın daha büyük olmasından bir takım farklar bekliyoruz iPhone 12 Pro'da. Ya ikonları daha büyük olacak ya daha fazla ikon sığacak ekrana çünkü ekran büyük. Ama burada yan yana baktığımız zaman gördüğünüz gibi ikisinde de 6 satır, 4 sütun var. Toplam 24 ikon sığıyor. Ve büyüklükleri bana aynı gibi görünüyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Hatta iPhone 7 Plus'ta şöyle bir durum var. Yukarıda pilin yüzdesini görebiliyoruz. Ama hangi ayarla oynarsanız oynayın, Pro modellerinde pilin yüzdesini göremiyoruz. Görmek için kontrol merkezini açmanız gerekiyor. Ya da iOS 14 ile birlikte gelen ekrana pil yüzdesini gösteren bir widget koyabiliyorsunuz ama o da ikonların yerini kaplıyor. Şimdi Safari'yi açalım. Safari'de Dijital Akademi'nin kanalı var şu anda açık olan. Diyelim ki YouTube videosu seyretmek istiyorum. YouTube uygulaması için de aynı şey söz konusu. Onu indirip de seyredebilirsiniz ama ben Safari'den göstermek istedim. Bu arada kanala hala abone olmadıysanız lütfen aşağıdaki abone ol düğmesine basmayı unutmayın. Yanındaki zil ikonuna tıklarsanız video koyduğum zaman sizi haberdar edecek. Videoları Önceki videomuzda çalıştırayım ve Fujifilm X-T4'ün temel özelliklerini tam ekran haline getireyim. inceledik. Bu videoda Sonra da X-T4'ü alıp fotoğrafa durdurayım. Evet, şimdi bunları yan yana koyayım. Şu üst sol taraf üst çizgilerini eşitleyeyim. Bakalım hangi video size daha büyük görünüyor? iPhone 12 Pro'nun videosu neredeyse yarım santimden biraz daha fazla kısa görünüyor 7 Plus'tan. Gördüğünüz gibi her ne kadar ekranı 6.1 inç olduğu söylense de ekranı 5.5 olan iPhone 7 Plus daha büyük bir alanda bize video seyrettiriyor. Tebrik ederim. Biraz önce 5.5'un 6.1'den daha büyük olduğunu kanıtlamış olduk. Bu videoyu yapmamın bir sebebi de size bazı rakamların aslında anlamlarının farklı olabildiğini ve bu rakamları değerlendirirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatmak. Ben her yeni telefon çıktığında telefonunu değiştiren birisi değilim. Yıllardır iPhone 7 Plus'la gayet mutlu bir şekilde yaşarken telefonun söylenmeyen bir özelliğinin daha olduğunu keşfettim. Yere düşme özelliği. O kadar çok yere düştü ki her zaman kılıfla kullanmama rağmen 4 kere tamir gördü. Kamerası, ekranı değişti, mikrofonu değişti. Son düşüşünden sonra artık tamir ettirip tekrar düşürmekten vazgeçtim ve yeni bir telefon almaya karar verdim. iPhone 12'nin çıkmasını beklerken de iPhone 6 kullandım. Açıkça söylemeliyim ki küçük telefonu özlemişim. iPhone 6 kullandıkça iPhone 7 Plus'ı niye bu kadar yere düşürdüğümü anladım. Büyük telefonları daha az cebimde, daha çok elimde taşıyorum. Elimde taşırken de düşme ihtimali daha çok oluyor. iPhone 12 Pro Max tercih etmememin en önemli nedenlerinden birisi boyutu. iPhone 7 Plus'tan bile daha büyük bir telefon. Evet, büyük bir telefon ilk bakışta çok cazip. Ama bana ne bir tablet hissi verecek, ne büyük boyutun getirdiği bir çözünürlük avantajı var. Her şey aynı görünüyor ekranda. Sadece daha büyük. Mesela Pro Max ekrana daha fazla ikon sığdırabilseydi veya ekranda daha fazla şey görebilseydim belki düşünürdüm ama bazı programlar dışında sadece daha büyük görünmesi büyük telefon tercih etmem için yeterli değil. Ha, telefonda oyun oynamayı seviyorsanız işte o zaman büyük ekran fark yaratabilir. Ama ben telefonda pek oyun oynamadığım için bu benim için çok önemli değildi. Yani bir numaralı tercih kriteri büyüklüğü. Daha doğrusu iPhone 12 Pro'nun büyük olmaması. İkinci kriter pil ömrü. iPhone 12 Pro Max en uzun pil ömrüne sahip ama bütün iPhone 12'ler tüm gün dayanacak kadar uzun pil ömrüne sahipler. Bu arada kendimizi kandırmayalım. Hiçbir zaman yanımda bir powerbank taşımayacak kadar telefonumun pil ömrüne güvenmedim. Hem ya yolda giderken yola bir uçan daire iner de sürekli video çekmek zorunda kalırsam. Pil ne kadar uzun dayanırsa dayansın, video çekiminde çabuk bitecek.
Ben hangi telefonu alırsam alayım mutlaka yanımda bir powerbank taşıyacağım. Burada iPhone 12 Pro'nun pil ömründen bahsedeyim. Bütün gün elinizden düşürmeden kullanırsanız, kullanmaktan kastım video ve fotoğraf çekimleri, internette gezinti, arada hafif oyunlar oynama, sosyal medya kullanımı, biraz fotoğraf ve video işleme. Sabah %100 olan şarj, akşam gece yarısına doğru %10'a düştü. Ertesi gün daha normal bir kullanımda, akşam yatarken %45'teydi. Bu benim için çok çok yeterli bir ömür. Tabii bir fotoğrafçı olarak en önemli etkenlerden birisi kameralar. iPhone 12 serisi ve iPhone 12 Pro'nun kameraları aynı, sadece değişen iPhone 12 Pro'da bir teleobjektif olması. Ki benim çok da ilgimi çeken bir şey değil açıkçası. Objektiflere bakalım isterseniz. Bu görüntüler Apple'ın iPhone 12'leri duyurduğu etkinlikten alındı. iPhone 12 mini, 12 ve iPhone 12 Pro aynı sensörlere sahipler. Aynı ultra geniş objektif ve geniş objektif var. Geniş objektiflerde objektif üzerinde titreşim engelleyici mekanizma var. Ultra genişte yok. iPhone 12 Pro'da fazladan bir de teleobjektif var. Aslında teleobjektif demek biraz iyimserlik çünkü 52 mm bir objektifin görüş alanına sahip ve teleden çok normal bir objektif demek lazım ama tele demek daha havalı. iPhone 12 Pro Max de 3 kameraya sahip. Bunlardan ultra geniş olan diğer modellerle aynı. Titreşim engelleme mekanizması yok. Teleobjektif biraz daha yakınlaştıran bir objektif. 62 mm görüş alanı sağlıyor. Ve bu kamera da objektif üzerinde titreşim engelleme mekanizmasına sahip. Bu mekanizmaya iPhone 12 Pro'dan daha çok ihtiyaç duyuyor. Çünkü Pro Max'in teleobjektifi f2.2. Pro'nun f2 objektifine göre 1/3 durak daha az ışık alıyor içeri. Yani aynı ışıkta diyelim ki 12 Pro 1/320 ile çekmek istiyor aynı fotoğrafı. 12 Pro Max 1/250 ile çekebiliyor. Tabii bu durum elinizin titremesinin önemli olduğu yavaş perde hızlarında daha büyük sorunlar yaratabilir. iPhone 12 Pro Max'in en çok konuşulan kamerasına gelelim. Telefonun ana kamerası, geniş açı kamera. Görüş alanı ve açıklığı, yani ışık toplama kapasitesi diğer modellerdeki geniş açı kameralarla aynı. Ama üzerindeki titreşim engelleyici mekanizma objektif üzerinde değil. Onun yerine bu mekanizma sensör üzerinde. Sensör shift denen bir mekanizma. Apple etkinliğinde bunu nasıl duyurmuşlar bir bakalım. On top of that, we developed a completely new system for optical image stabilization that adopts a high-end DSLR approach called sensor shift. Bir dakika geri alalım. Ne dedi? That adopts a high-end DSLR approach called sensor shift. Yüksek seviye DSLR teknolojisini adapte ettiklerini söyledi. Acaba Apple'ın bilgisi var mı? Sensör shift teknolojisini DSLR kameralarda kullanan benim bildiğim tek marka Pentax. Başka hiçbir DSLR kamera bu teknolojiyi kullanmıyor. Sanırım DSLR'la aynasız fotoğraf makinesinin farkını birilerinin Apple'a anlatması gerekiyor. Çünkü sensör shift teknolojisi aynasız makinelerde daha çok kullanılıyor. DSLR makinelerde değil. Sensor shift applies stabilization to the sensor instead of the heavier lens to precisely control motion in X and Y while maintaining sharpness. This cancels both low and high frequency disturbances like hand movement or vibrations in a car. Burada söylenen şey şu, sensör shift teknolojisi kullanılıyor ama sadece iki eksende titreşim engelleme yapabiliyor. Birçok aynasız makinedeki mekanizma 5 eksende titreşimi engelleyebiliyor. Bu konuya tekrar döneceğiz birazdan. In addition, the OIS on all our wide cameras this year can now make 5,000 micro adjustments per second, which is 5 times more than last year. Burada da bütün iPhone modellerinde kullanılan titreşim engelleme mekanizmasının eskisinden 5 kat daha hızlı olduğu ve saniyede 5000 düzeltme yaptığını söylüyor. Ama sensör shift teknolojisinin daha hızlı olduğundan bahsetmiyor. Tabii Apple sensör shift teknolojisini öyle bir duyurdu ki sanki diğer iPhone 12'ler doğru dürüst titreşim engelleyemiyor ama sensör shift olunca 12 Pro Max olayı bitirmiş. Bir fotoğrafçı olarak biliyorum ki bu iki teknoloji arasında titreşim engelleme açısından gözle görülür bir fark yok. Titreşim engelleyici mekanizmanın sensör üzerinde olmasının en büyük avantajı 1. Makineye taktığınız objektiflerin hepsinin otomatik olarak titreşim engelleyici mekanizmaya sahip olması. Ama iPhone 12 Max'in objektifi değişmiyor. İkincisi de objektif üzerinde titreşim engelleyici olduğunda sadece iki eksende titreşim engelleme sağlarken bazı fotoğraf makinelerinde mesela Olympus gibi
5 eksende titreşimi engelleyebilmesi. Yani sadece sol, sağ, aşağı, yukarı titremeleri değil, sağa, sola ve öne arkaya dönmeleri de engellemesi. Ama Pro Max'teki sistem aynı objektiflerdeki sistem gibi sadece XY ekseninde, yani sağ, sol ve aşağı yukarı titremeleri engelliyor. Tabi Apple böyle bir duyuru yapınca birden sensör shift teknolojisi kral oldu. Bütün sitelerde Pro Max'in en önemli farkının sensör shift olduğu söylendi ama kimse onun niye objektif üzerindeki mekanizmaya göre üstün olduğunu söyleyemedi. Telefonlar Türkiye'ye gelmeden internette Pro ve Pro Max'i yan yana koyup deneyenler de bir fark göremediler tabii ki. Yani bu sensör shift teknolojisi iPhone 12 Pro Max'i seçmek için bir kriter değil. Ne zaman olurdu? Telefonda hem objektifte hem sensörde olsaydı bu teknoloji, o zaman fark ederdi. Ya da bu mekanizmanın olduğu Olympus, Panasonic, Pentax kameralarda olduğu gibi sensörü kaydırarak daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilebildiğini söyleseydi, o zaman bir fark yaratmış olacaktı. Ama öyle olmadı. Belki iPhone 13 bu şekilde çıkar, kim bilir. iPhone 12 Pro Max'in diğer önemli farkı kamerasının sensörünün daha büyük olması. Böylece ışık toplama kapasitesi artacak, daha temiz görüntü sağlayacak, daha çok detay barındıracak. Ancak Apple bu etkinlikte çok önemli bir şeyden daha bahsetti. Computational Photography. Türkçesi bilişimsel fotoğrafçılık. Biliyorum Türkçesi de İngilizcesinden daha anlaşılır değil ama özetle geçen senelerde de olduğu gibi artık fotoğraf sadece sensöre çarpan ışığın oluşturduğu bir şey olmaktan çıktı. Artık sensörden gelen bilgi fotoğraf olarak hafızaya kaydedilmeden önce birçok işlemden geçiyor. HDR belki bunların en eskisi. Gelişen işlemci hızlarıyla da artık telefon bazı durumlarda büyük makinalarla bile çekemediğimiz fotoğraflar çekmemizi sağlıyor. Bütün bunları düşününce iPhone 12 Pro Max'teki sensör özelliklerinin diğer modellerden çok daha iyi fotoğraflar üretemeyeceğini söyleyebilirim. Çünkü bütün modellerin işlemcileri aynı, hepsi fotoğraf üzerinde büyük değişiklik ve düzeltmeler yapacak kapasitedeler. Bütün iPhone modellerinin birbirine yakın kalitede fotoğraf üreteceğini söyleyebilirim açıkçası. Bu yüzden benim için iPhone Pro Max'in sensör boyutu da onu seçmek için bir kriter değildi. Farklı fotoğraf modlarına gelirsek eğer, bütün iPhone 12 modelleri artık tüm kameralarla night shot yapabiliyor. Sadece iPhone 12 Pro modelleri portre modunda da night shot destekliyor. Peki nedir bu night shot? Özellikle çok yüksek ISO'da bir tane fotoğraf çekeceğine, daha düşük ISO'larda bir sürü fotoğraf çekip onları birleştiriyor ve çok temiz ve aydınlık bir fotoğraf elde ediyor. Bu işlem çektiğiniz şeye göre 10 saniyeye kadar telefonu sabit tutmayı gerektirebiliyor yalnız. Aslında astrofotoğrafçılar, yani gece gök cisimlerinin fotoğraflarını çekenler bu tekniği çok iyi biliyor. Ama şu anda bu teknoloji artık telefonlara kadar inmiş durumda. Tabi portre modunda bunu uygulamak için hem fotoğrafı çeken kişinin hem de çekenin bir süre sabit durması lazım. Yoksa fotoğraf bulanık çıkabilir. Video konusunda telefonlar aynı kalitede video çekiyorlar. Tek fark, farklı modellerdeki objektiflerin görüş açısını etkilemesi. Yani Pro modelleri teleobjektiflerini kullanıp daha çok optik zoom yapabiliyor. Pro Max hepsinden daha fazla zoom yapıyor. iPhone 12 modelleri 4K modunda 60 kare çekerken 12 modelleri 30 kare çekebiliyor. İşin hoş yanı, bütün modeller HDR video çekebiliyorlar. Gelelim Pro modellerin dezavantajına. Üstelik bu dezavantaj oldukça da önemli. Ağırlıkları. iPhone 12 modellerinin kasası alüminyumdan yapılmış. iPhone 12 Pro modelleri ise paslanmaz çelik. Bu ciddi bir ağırlık farkına yol açıyor ve birkaç gündür bu telefonu kullanıyorum. Biraz tek elle tutarak telefonu uzun kullanayım, elim ağrımaya başlıyor. Telefonu elinden düşürmeyenler için Pro modelleri gerçekten biraz fazla ağır kaçabilir. Ve bu fotoğraf gibi belli zamanlarda bizi etkileyen bir durum değil. Sürekli yanımızda, elimizde olan telefonun ağırlığından bahsediyorum. Burada anlattıklarımdan sonra benim iPhone 12 almış olmam gerektiğini düşünüyorsanız haklısınız. Her açıdan iPhone 12 benim ihtiyaçlarımı karşılıyor gibi görünüyor. Ama bahsetmediğim bir özellik daha var Pro serisinde. Ve benim iPhone 12 Pro almama neden olan özelliğe geldi sıra. LiDAR özelliği. Evet, bu ne olduğu tam olarak anlaşılmayan özellik benim iPhone 12 yerine 12 Pro almama neden olan özellik. Ne işe yarıyor peki bu LiDAR? En basit anlamıyla telefonunuzu bir yere doğru tuttuğunuz zaman
önündeki cisimlerin telefonunuza ne kadar uzak olduğunu hassas bir şekilde belirlemeye yarıyor. Peki o zaman ne oluyor? Çok farklı kapılar açılıyor önümüzde. Bunlardan beni ilgilendiren 3 boyutlu modelleme. Ben bir makine mühendisiyim. Evimde 3 boyutlu bir yazıcı var. Bunu birçok işimde, fotoğraf ekipmanlarının tamirinde ya da yeni bir takım şeyler tasarlamakta kullanıyorum. Hatta iPad ile çalışan harici bir 3 boyutlu tarayıcım bile var. Bununla cisimleri tarayıp 3 boyutlu modellerini yazıcıda bastırabiliyorum. Yani bir nevi kalıplarını çıkarabiliyorum diyelim. İşte LiDAR bu aparatın yerine geçme potansiyelini taşıyor. Yani cebimde bir 3 boyutlu tarayıcıyla gezmek gibi bir şey. Nitekim bu tarayıcıyı yapan firma LiDAR teknolojisini kullanan bir uygulama çıkardı. Bununla iPhone kullanarak 3 boyutlu tarama yapabiliyoruz. Eğer benim bu özel merakım olmasaydı kesinlikle iPhone 12 Pro almazdım. Ya iPhone 12 ya da 12 mini alırdım. Çünkü her ikisi de her açıdan son derece başarılı telefonlar. Pro modellerindeki kamerada, pil ömrü de, video özellikleri de, üretildikleri malzeme de onları seçmem için yeterli nedenler değildi. Eğer iPhone 12 modellerinden birini almayı düşünüyorsanız bir takım pazarlama oyunlarına ve YouTuberların dolduruşuna gelmeyin. Adında Pro olması ya da Max olması demek o telefonun sizin için en uygun telefon olduğunu göstermiyor. Umarım anlattıklarım size iPhone modellerinin birbirinden farklarını ve benim neden iPhone 12 Pro modelini seçtiğimi anlatmıştır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız abone ol düğmesine basmayı ve yeni videolar koyduğumda haberdar olmanız için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Bu arada çok temiz iPhone 7 Plus satılık, temiz kullanılmış, sıfır gibi. Yok mu hiç ilgilenen? Ya sadece 4 kere tamir gördü. Ya 10 kereden fazla düşmemiştir bile. Bilemedin 20.